Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. 66 savaş uçağı ve 14 gemiyle adayı adeta ablukaya aldı. Çin'den büyük gözler. Tayvan, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 4. gününde yerel saatte 17 itibarıyla 66 savaş uçağı ve 14 gemisinin ada çevresinde görüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca uçaklardan 22'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusunda ve Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinin güneybatı bölümünde uçtuğunun belirlendiği kaydedildi. Bakanlık, Pelosi'nin adaya ziyaret ettiği 3 Ağustos 27, ziyaretin ardından ada çevresinde tatbikatın başladığı 4 Ağustos'ta ise 22 Çin savaş uçağının Tayvan çevresinde görüldüğünü, 4 Ağustos'ta Çin anakarasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın karasuları olarak gördüğü bölgeye düştüğünü bildirmişti. Ayrıca 5 Ağustos'ta 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin, 6 Ağustos'ta ise 20 uçak ve 14 geminin ada çevresinde görüldüğünü duyurulmuştu. Çin'in son 4 gündür sürdüğü tatbikatlar, egemenlik ihtilafı içinde olduğu adanın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Boğaz'da güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti. Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, adayı topraklarının parçası gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat düzenlediğini duyurmuştu. Pelosi, 25 yıl aradan sonra adayı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.